Herkese merhaba. Ben Ankara Üniversitesi Felsefe Topluluğu Başkanı İsmail Eren. Bugün felsefe söyleşilerimizin ilkini gerçekleştiriyoruz. Yanımızda Hacettepe Felsefe Topluluğundan Zeynep var ve Ankara Üniversitesi Felsefe Topluluğundan ve Tiyatro Bölümünden Batuhan arkadaşlarımız var. Bugün aydınlanma düşüncesini genel çerçeveyle tartışacağız. Aydınlanma felsefesine gireceğiz. 17. yüzyıldan başlayıp 18. yüzyıla devam edeceğiz. Bu bizim ilk etkinliğimiz. O yüzden biraz daha kamera arkasını yüklediğimizde de görürsünüz. Amatörlüğümüzü de atmış olacağız aynı zamanda bu etkinlikle. Umarım güzel bir etkinlik olur. Sözü bırakabilirim artık, bu kadar. Aslında aydınlanma düşüncesine baktığımız zaman temelini 18. yüzyılda alıyor ama 17. yüzyılda değinmemiz gerekiyor. 17. yüzyıl kesin ve sistematik bir dedüksiyon içinde değil. Yani sistematik temellendirme ve çıkarımlar içinde işliyor. Fakat 18. yüzyıl böyle bir formda değil. Aslında 18. yüzyıl filozofları Descartes ve Spinoza ile yarışmıyor. Onlar gibi bir temellendirme veya çıkarım yapmıyorlar. Daha farklı olarak analiz yolunu tercih ediyorlar. Aydınlanma çağı aslında bilgideki genişlemenin düşünmede merkezileştiği duygusu ve anlayışıyla karakterize olur. Akıl 18. yüzyıl için birlik noktası oluyor bu dönemde. Hatta akıl tüm düşünen özneler, tüm uluslar, tüm çağlar ve tüm kültürler için bir ve aynı şey. Yani genel olarak 17 ve 18'de bu şekilde düşünebiliriz. Zeynep biraz daha felsefe yönünden açıklama yaptı. Batuhan, sen ne eklemek istersin buna? Şimdi sorumuz aydınlanma düşüncesi nasıl ortaya çıkmıştır ve ne işe yarar bu? Biraz daha buradan bahsedelim. Şimdi şöyle bir şey var. Aydınlanmayı toplu ele almalıyız. Bu aydınlanma niye başladı? Hani aydınlanmanın ihtiyacı, ortada bir baskı var, ortada bir gericilik var ve insanlık bir yerde geri çekilmiş ve bir noktada gerideyse geri ileri gidebilirsin. Hani daha geriye nereye gideceksin? Yani aydınlanmayı şöyle ele alıyorlar. İlk çıktığında bence ilk çıkış noktasını 11. yüzyıla dayandırmalıyız. Çünkü insanlar mevcut sistemi sorguluyor, mevcut bir skolastik düşünce var. Bunu sorgulayıp bunun üstüne ne koyabilirim diye insanlar bunu tartışıyor. Ha, bu topluluğa yansıyor mu o zaman? Yok. Belirli bir zümre arasındaki tartışmalara dönüyor. Şimdi çok fazla 17-18'e odaklanmak istemiyorum. Rönesans'ı başlatan da bu düşünce. Çünkü bu bir harekata dönüşüyor bir yerden sonra. Aydınlanmacılar bir ruh halinde, bir akıl birliğine ermeseler de bir amaç birliğinde bir bireyciliği, bir biricikliği yükseltmeye çalışıyor. Bence bu ama ne işe yarar? Şimdi geçmişten okuma yapmamız gerekiyor. Ne işe yaradı? Evet, teknolojiyi, felsefeyi, pozitif bilimleri geliştirdi. Bunları en sonunda, ben biraz daha Foucault'cu ele alıyorum. Bunlar en sonunda iktidarın, mevcut egemen gücün insanları biraz daha sindirmesi ya da kontrol etmesine, konsolize etmesine yaradı. Buna dönüştürdüler en sonunda. Yani şu anda da biz bunun etkisini yaşıyoruz. Bu benim eklemem tabii. İsmail? Tabii. Ya, aydınlanma derken aslında en başta bir şeylerin değiştiğine bahsedebiliriz. Modernizmin artık hayatımıza girdiğini, bunun toplumsal ona etki ettiğini bugün, o günler için teknolojik alanda, ekonomik olarak, siyasi olarak, toplumsal olarak pek çok şeyin artık değişmeye başladığını, evrimleştiğini ve keskin bir dönüşlere evrildiğini görebiliyoruz. Aslında biraz daha aydınlanmayla bilimin önem kazandığı, skolastik düşüncedeki dogmatizmin değer kaybettiğini söyleyebiliriz en başta. Yani temel olarak aydınlanma bugün bizim bulunduğumuz yüzyıla da etki eden köklü bir değişimin başlangıcı diyebiliriz ya da temelinin atıldığı yer diyebiliriz bence. Eklemek istediğim bir şey var mı, yoksa soruyu değiştirelim mi istersen? Farklı bir bağlamda. Evet, tamam. Şöyle, ikinci sorumuzda aydınlanma düşüncesini oluşturan zeminler nedir ve nedir diyeyim öncelikle. Sorunun devamı da var. Öncelikle sana sorayım. Bunu bu arada hani genel tarihsel olarak değerlendirebilirsin filozoflardan örnek vererek. Ayrıyeten bugünkü hani günümüz Türkiye'sine ya da dünyadaki hareketlere dair bir şeylerden de bahsedebilirsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şu şekilde söyleyeyim. Neden, ya sorunu şu şekilde anladım. Neden aydınlanma düşüncesine gerekli oldu?
Evet evet. Aydınlanma düşüncesini ne hazırladı? Ne hazırladı? Bence artık insanlar kendi aklını kendileri bir başkasına başvurmaksızın kullanmak istiyorlar. Benim başımda bir yönetici veya bir devlet adamı veya bir başka kimse olmadan ben kendi aklımı onu boyun eğmeden de kullanabilirim. Ya aslında onun beni yönlendirmesine gerek yok. Ama şu şekilde, aslında aydınlanmanın parolasını da oluşturuyor bu fikir. Aklını kendin kullanma cesaretini göster. Bu cesaret önemli bir cesaret. Çünkü iki tür bir cesaretten bahsedebiliriz. Birincisi, kendin aklını kullan. Ve sen bu aklını kullandığın zaman başına bir şey gelebilir. Bunu da bil ve aklını kullan, cesaret et. İkincisi de aklını kullanmaya başladığında kendi doğrularını kendin inşa edeceksin. Yani şu şekilde düşünebiliriz. Bana söylenen doğruları ben sorgulamaya, o önyargılara karşı çıkmaya başladığımda aslında bir yola giriyorum ve bu yol da cesaret gerektiriyor. Diğer türlüsü zaten tembellik ve korkaklık nedeniyle aklımı kullanmamam olur. Zaten insanların çoğu zaten kendi rızalarıyla yaşamları boyunca da bir güce, bir yöneticiye, bir otoriteye boyun eğerek kendi aklını kullanmak istemeyebilir. Ve bu zaten insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumu. Kant da bunu bu şekilde değerlendiriyor aslında ve 18. yüzyılın sonunda Kant şu soruyu soruyor. Aydınlanmış bir çağda mı yaşıyoruz? Aydınlanmış bir çağda yaşamıyoruz aslında. Aydınlanmaya giden bir çağda yaşıyoruz. İnsanları kendi akıllarını kullanmaya, cesaret etmelerini sağlamak, onları bu yolda teşvik etmek için daha kat edecek çok yolumuz var. Bu şekilde düşünebiliriz. Ve bence temelini tamamen insanın kendi sorgulamasına dayandırıyorum. Ben artık kendi doğrularımı inşa etmek istiyorum. Bir takım ön yargılardan, bir takım dogmalardan kurtulmak istiyorum. O yüzden böyle bir aydınlanma yaşamak istiyorum. Az önce arkadaşlarım da bahsettiği gibi ben 17 ve 18 dedim. Ama bunun temelini orta çağ diyebiliriz. 11. yüzyıl da diyebiliriz. Tarihsel olarak da çok geniş de ele alabiliriz. Ama tamamen bence insanın dogmalardan, ön yargılardan kurtulma isteğini yerleştirebiliriz. Aydınlanma düşüncesi bu zeminde ortaya çıkmıştır. Ve en önemli şey de şu şekilde düşünebiliriz. Aydınlanma en büyük gerginliği de din konularında yaşıyor. Din konularında büyük bir gerginlik yaşıyor. Neden? Yani insanlar şu şekilde düşünüyor. Aydınlanmış kişi inançlı da olabilir. Aslında felsefede bir aydınlanma şu şekilde düşünebiliriz. İnançlarla ve dinle bir sorun yok aslında aydınlanmanın. Aydınlanmanın sorunu tamamen dogmalar ve ön yargılar. Bunları da kırmayı hedefliyor. Düşüncenin temelini bu şekilde ele alabiliriz. Şöyle istersen Batuhan, sen hem Zeynep'e atıfta bulunabilirsin söylediklerine dair, ama ben sana ekstradan şey soracağım. Zeynep biraz daha bireysel kısmından ve bilimsel akademik kısmından bahsetti. Ben aydınlanma düşüncesini hazırlayan sosyolojik unsurlardan da bahsetmeni isteyeceğim. Toplumsal unsurlar, toplumsal etkenler, ekonomik ve siyasal etkenlerden de bahsetmeni isteyeceğim. Ama en önce Zeynep'e şey yapabilirsin, sorabilirsin. Ya şimdi şöyle bir soru çıkıyor o zaman. Aydınlanmayla din düşüncesi çatışıyorsa aydınlanma zaten bir felsefe bütünü, felsefeler bütünlüğü halinde. Şimdi felsefeyle din çarpıştığında din ayrı bir konu olmuyor ki, o zaman inanç da bir felsefe oluyor. Çünkü hayatı şekillendiren bir felsefe. O zaman bir felsefe diğerini hemen hemen geçmişe hapsettiğinde kendisi ilerliyor tarihsel olarak. Ve bu tarihsel ilerleyiş sonucunda din şimdiki aydınlanma felsefesinin gerisinde kalıyor. O zaman din neden hala günümüzde yer alıyor? O zaman sosyolojide şöyle bir şey demek gerek. Demek ki toplumda her birey aydınlanmanın ürünü değil. Aydınlanmanın ürünü olarak doğulmuyor, şey olmuyor, öyle anne karnından çıkmıyoruz. O zaman ben şöyle diyeceğim. Aydınlanma insanın din düşüncesini de değiştirip etkilemeli ki gerçekten aydınlanma olsun. Çünkü bir yandan şöyle dindarım ya da bir yandan şöyle bir dine inanıyorum deyip hani aydınlanma esintilerini göstermediğimizde, yani mesela aydınlanma neye karşıydı? Bir ruhban sınıfı
düşünceleri ve aklı kullanmamızı engelleyip bizim kendi akıl kullanma cesaretimizi elimizden almasın. O zaman ruhban sınıfını hem kabul edip dindarım deyip bir yandan da şunu şunu okuyorum, şöyle şöyle düşünüyorum demek biraz kişinin şeyi bölünmüşlüğüne yol açıyor. Salt bir evrime, salt bir düşünsel gelişime yaramıyor. Biraz önüne taş koymuş oluyor. Çünkü şey olacak, kişi kendi çıkarı hangisindeyse ileride sadece onu kullanacak. Mesela şeyde toplumda bir üretim yöntemi var. Üretim toplumun kendi hazinesini ve kendi gelişmişliğini etkiliyor. Yani toplum eğer parası yoksa ne düşünürse düşünsün gelişemez. Ya da toplumun elinde yeterli gıda yoksa zamanla o toplum yok olur. Ve tarihte hiç adını bile duymadığımız belki de şeyler var. Çok iyi felsefeler üretmiş, işte düşünsel anlamda bu yüzyılı da geçmiş belki toplumlar var. Ama gıdaları olmadığı için ne onlardan iz kalmayacak biçimde yok oldular. Bu bir tabii teori, böyle bir şey yok. Böyle bir toplum yok. Yani bulunmadı. Ama şu var, eninde sonunda bu gerçekleşebilir. O zaman ben diyorum ki dinle aydınlanma farklı kategoriler olarak çarpışmıyor. Dinde felsefenin bir alt dalı oluyor. Ve bu teoloji zaten biz bunu kabul ediyoruz. Ha bunu neden toplum kabul etmiyor? Ya şöyle bir şey var, bence en başta şeyden bahsedeyim, çok kısa konuşacağım. Bence burada eşitsiz gelişimden de bahsedebiliriz. Avrupa'da aydınlanma hareketi başladı. Çok geniş siyasi ve ekonomik değişimler yarattı. Teknolojik gelişimlerle bunu desteklediler zaten. Ama bunu biz bunun Anadolu'ya, o zamanki Osmanlı coğrafyasına geçmesini çok sonra gördük. Bunu 1800'lerde gördük. 1800'lerin geç döneminde siyasi hareketlenmelerle gördük biraz daha. Batı'dan artık insanların orada eğitim görüp oranın edebiyatını, oranın tarihini, kültürünü Anadolu'ya getirmesiyle gördük. Ya da mesela Asya'da bugün gelişmişlik seviyesi olarak baktığımızda aslında dünyaya, yani daha doğrusu bilimsel üretime baktığımızda dünyadaki dengelerin çok eşitsiz olduğunu görebiliyoruz. İşte bu yüzden mesela dini bir etkileşim oluyor. Yani din, aydınlanma dini değiştiriyor. Bugün Avrupa'da daha laik toplumlardan bahsedebiliyoruz ya da bilimin ön planda olduğu toplumlardan bahsedebiliyoruz. Ama mesela bugün Asya'da bahsedemiyoruz ya da Güney Amerika'da bahsedemiyoruz, Afrika'da bahsedemiyoruz ya da mesela Doğu Avrupa'da bahsedemiyoruz bu kadar. Biraz bence burada işin içine odaki toplumların ekonomik ve siyasal ve kültürel yapıları da bunu etkiliyor biraz daha. Aynı zamanda bireyler için de geçerli. Herkes aydınlanmaya, herkes bilimsel gelişime eşit derecede faydalanamıyor. Böyle de diyebiliriz. Zeynep, sen ne demek isterdin? Evet, din konusuna girdik. Ben madem şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında aydınlanma bir düşünce hareketi ve aynı zamanda siyasi bir hareketti aslında. Bu şekilde de değerlendirebiliriz. Ama din konusunda şöyle bir şey söylemek isterim. Aslında aydınlanma dinsel bakışı eleştirdiğinde onu yok etme gibi bir amacı yok. Şöyle bir amacı var. Benim yerime düşünen bir kitabım ya da benim yerime düşünen bir din adamım var ve ben tembellik ve korkaklık ederek din üzerine düşünmemem gerekiyor diye bir şey yok aslında. Tamam, senin yerine düşünen bir din adamı kitap var ama sen bunu sorgulayacaksın, önyargılarla bakmayacaksın, dogmalardan kurtulacaksın ve en önemlisi sorgulamaya çalışacaksın aslında. Ya dinle, inanç ve dinle bir sorunu yok, sadece dinde ortaya çıkan dogmalardan, ön yargılardan sorunu var. Bu şekilde düşünebiliriz. Ve 18. yüzyıl filozofu Kant'ın da şöyle bir sözü var. Aydınlanmanın odak noktası olarak din konularını belirlemeye çalışmış. Ve din konusunda aydınlanmamayı en büyük tehlike olarak görmüştür. Doğru bir yere temas ediyor. Aydınlanma çağından bahsediyoruz. Ama ben tembellik ve korkaklık nedeniyle benim yerime düşünen bir din adamı olsun ve ben din üzerine konuşmayacağım, artık din üzerine bir şeyler söylemeyeceğim deyip ortadan çekilmek diye bir şey yok. Dinde ortaya çıkan dogmalardan ve önyargılardan da kurtulmak istiyorsak bizim dinsel bakışı da eleştirmemiz gerekiyor. Sadece düşünce olarak değil, din konularında da aydınlanma gayet önemli bence. Ki en büyük tehlike de din konusunda aydınlanmamak olur. Ki 18. yüzyıl filozofu Kant da bunu destekler. Ben o zaman şey geçeyim, Batuhan'ın sorusu vardı. Batuhan'a sorduğum bir soru vardı. Aydınlanma düşüncesini hazırlayan toplumsal yapıdan biraz bahsedebilir misin? 1700 ya da daha öncelerinden. Şöyle bir şey var. Aydınlanma düşüncesi
şeyden bir sınıfın özgürleşme isteğinden ortaya çıkıyor. Çünkü şey, toplumsal gelişmeler sınıfsal ölçekte gerçekleşebiliyor. Bir kişinin isteğiyle olmuyor. Şimdi aydınlanmayı sahiplenen bir sınıf var. Burjuva sınıfı var. Burjuva, burklar ortaya çıkınca din elbette ki kendi otoritesiyle ona saldırıyor ve o da karşılık vermek için kendi teoremini oluşturmalı. Aydınlanma düşüncesine sürekli baktığımızda oradaki düşünürler, oradaki insanlar böyle biriciklik, birdir. Bir şeyden söz edemeyiz ya da ne bileyim Kantçılar topluluğu olarak Kant'ın kendi teoremini bir topluluk olarak geliştirdiğini göremeyiz. Kant tek başına geliştirmiştir büyük ölçüde. Toplumdan da etkilenmiştir çünkü toplumun ürünüyüz. Şimdi aydınlanma burjuva toplumunun bir ürünü ve burjuva oradaki otoriter din devletlerinden kurtulmak istiyordu. Aydınlanma teoremi belki bu bireyler tarafından dini yok etmek amacıyla değil, dinin getirdiği ön yargılardan, dogma düşünceden kurtulmak isteyebilir. Fakat burjuva devleti otoriter din devletlerini yok etti. Yani pratikte baktığımızda aydınlanma dini yok etmek istiyor. Çünkü hamleleri hep bu yöndeydi. Elbette ki toplum söylemlerden kolay etkilenmiyor. Bu aydınlanma düşüncesi kendi içerisinde dini sönümlendirip dini nasıl kullanırım diye o dogmaları da ikiyüzlülükle kendi kâr için kullandı. Toplum buna nasıl hizmet etti? Şimdi toplumda bireyler eğitim hakkına sahip olmaya başladı. Çünkü bir yerde eğitim geliştikçe onu yaymak isteyebilir bireyler. Şimdi bu da bireyci bir yolla, daha kişinin kendi iradesiyle getirdiği bir şey. Kişi irade gösterip okula gidiyor, öğreniyor, üstüne düşünüyor. Bu aydınlanmayı bir yerde yaymak değil, aslında aydınlanma harekatı çok uzun süredir var. Hani şu an ülkemizde de var ve bu aydınlanma harekatı çok yavaş işliyor. Çünkü hani günümüzde hangi topluma bakarsak bakalım yobaz kesimler, dindar kesimler var. Dindarlık kötü değildir ama dindarlık dogmanın sürekli saldırısı ve tehdidi altındadır. Haklıdırlar bu tehditten korkmada. Çünkü inanan kişinin korkması gereken mitolojik çok fazla öge var. Bir de burada şeyden bahsedebiliriz. Değişmeyen, dönüşmeyen şey kendini çürütür. Kendini öldürür bir yerde ve hani çok o toplumu uçuruma da sürükleyebilir. Evet. Eğer değişmezse eninde sonunda. Ya da oradaki birileri bazı hani değiştirecek ne diyelim buna toplum kahramanları ya da toplumsal sınıflar bunları değiştirebilir ama iyi yere de götürebilir, kötü yere de götürebilir aslında ama tarihsel açıdan baktığımızda toplumlar geriye gitmez, her zaman ileriye giderler. Biz daha önce ilkel komünel toplumdan bahsedebiliyorduk. Daha sonra bu yine çeşitli ekonomik ve sosyal faktörlerin değişmesiyle köleci toplumu evrildi. Oradan feodal yapıya derebeylikleri evrildi. Oradan daha sonra burjuva toplumunun doğduğunu ve artık kentli tüccar sınıfın yönetimi ele geçirdiğini ve böylece artık ulus devletlerin ve daha küçük krallıkların kurulduğunu, büyük imparatorluktan ziyade onu gördük. Daha sonra artık bunların da Fransız ihtilalinin etkisiyle sarsılıp cumhuriyetlere evrildiğini, demokratik rejimlere evrildiğini gördük. O yüzden burada şeyden bahsedebiliriz. Yani tarih daima ilerliyor ama tarihin içinde küçük nüanslar da olabiliyor. O toplumu yavaşlatacak, geri bırakacak, çürütecek. O yüzden aydınlanma hani orayı ilerletmezse oradaki gerici ideolojiler gerir ve çürütür. Ama şeyden de bahsetmek gerekiyor bence. Aydınlanma dediğimizde tek bir ekolden bahsedemeyiz, tek filozoftan bahsedemeyiz, tek bir düşünürden bahsedemeyiz. Bu yüzden mesela şey demek yanlış olur. Aydınlanma dini yok etmeye çalışıyor gibi demek yanlış olur. Bazı ekoller vardır. Dinin üzerine dogmatizm atıp dini yaşatmaya çalışır. Ama bazıları tamamen ateist bir şekilde ele alabilir bunu. Dinin sosyal alanı etki etmemesini, bilimsel alanı etki etmemesini isteyebilir. Üretim aracından toplumu yönetme bakımından dini yok ediyor. Dini arka plana atmak zorunda. Evet, biraz daha dini yönlendiriyor aslında. Evet, dini seküler bir yapıya geçmeye çalışıyor. Ama şimdi, tam tersini de yapabilirler bu arada. Yani. O kârına göre. Evet, şimdi çıkara göre ilerliyor. Çıkarı yoksa aydınlanmaya da gerek yok. O zaman dinde kalalım. Ama işte dediğin gibi bir şey değişmiyorsa, gelişmiyorsa çürümeye mahkum kalıyor ve geçmişte kalıyor çünkü şey yok. Hani dini şeyden tek tanrılı dinler kitapla geliyor, bir peygamberi oluyor, bir habercisi oluyor ve bunun azizleri oluyor.
şey yok. Tanrı gelip o dini güncellemiyor tekrardan. Bir, ama insanlar bunu güncellemeye çalışıyor ve dogmadan öyle yararlanıyorlar. Aydınlanma da aslında dini güncelliyor bir yerde. Hı hı. İlk yani 11. yüzyılda Rönesans'ta hani Spinoza da bunlardan biri. Şeyde dini sürekli olarak ele alıp din temelli düşünüp onu nasıl daha iyi bir yere getiririm diyor. Ama burjuva sınıfının derdi o değil. Derdi tamam. Kar. Şöyle söyleyeyim. Dinsel konuları açtığımızda şöyle bir bakışla bakmak isterim. Aslında aydınlanma dinsel bakış eleştirdiğinde onu yok etme gibi bir amacı yok. Ama aydınlanma öyle bir yere geldi ki dinin yerini, dini de aslında yerinden etmeye çalıştı. Bunu söyleyebiliriz. Ama şuna değinmekte fayda var. Aydınlanma inanç veya din karşıtlığı değil. Yani bilginin güçlendiği yerde inançlar zayıflamaya başlar. Bunu söyleyebiliriz ama aydınlanmanın dine veya inanca karşı çıktığını söyleyemeyiz. Ama en büyük de tehlike karşımıza din konularında çıkıyor aydınlanmadan. Bunun da zaten sebebi dogmalar ve ön yargılar aslında. Ve bunun için de eleştirel bakmamız gerekiyor. Ya dindarlıkla değil de eleştirel olarak baktığımızda bence bununla fayda İşimiz var. Çözdür, evet. Evet. Eleştirel bakmakla fayda var. Peki bu aydınlanmanın topluma nasıl katkısı olmuştur onu soracağım. Yine siz bilimsel olarak, felsefi olarak girdilerini yapabilirsiniz. Bireyler üzerinde etkisinden bahsedebilirsiniz. Tarihsel girdiler yapabilirsiniz. Aynı zamanda ki yine sosyolojik olarak ne gibi etkileşimler yaratmıştır ekonomik alanda, teknolojik alanda. Böyle geniş bir değerlendirme yapabilirsiniz. Şimdi sorumu tekrar sorayım o zaman. Aydınlanmanın topluma katkısı ne olmuştur? Ülkemizde ne işe yarıyor mesela? Öncelikle bunu söyleyelim ama ondan sonra özelleştirelim bunu. O zaman topluma katkısı şöyle. Ya aydınlanma felsefeyi şeyden özgürleşip kendi ortamını kurduktan sonra ilk yapacağı şey mevcut bir toplum düzeni var. Toplumun geliri var, gideri var. Toplumun bir büyüme hızı var. Toplumun değişimi var. Bu değişimler dediğim gibi bir egemen sınıf var ortada. Burjuva sınıfı. Ve gelişmek istiyor. Kendini elindeki edevatı da geliştirmek istiyor. Toplumu da geliştirmek istiyor ki gelip onu iş gücü yapabilsin. Şimdi burjuvanın ilk yaptığı ne hamle? Bir üretim yapıyor. Bir alım satım, bir ticaret halinde. Yollar düzenleniyor. Üretim araçları gelişiyor, genişliyor da. İş gücüne dahil ediyor. Din bir yerde mesela Avrupa'da kiliseler var. Kiliselerde keşişler var. Ve kiliselerde çalışan sayısı arttıkça kendi topraklarını sürüp ekip biçebiliyorlar. Burjuva da diyor ki ya benim bir de üretim tesisim var. Orada da insanlar çalışmalı. Çatışıyor. Çünkü kilise bir devlet haline gelmiş. Gücü var, ordusu var. Burjuva da kendi otoritesine hizmet eden bir şeyi sağlıyor. Bir kral buluyor ve orada çatışmalar başlıyor. Mesela 30 yıl savaşları. Aydınlanma düşüncesi ve din çarpışmış ve aydınlanma kazanmış. Berabere gözüküyor baktığında Vesfalya Barışı ama şey yok. Dinin tek zaferi Katolizmin zaferi olurdu ama böyle bir şey yok. Çok yıpranmış ve protestan bölgelerde kırılmış ve protestan ahlakta şu var. Ben çalışırım, paramı kazanırım, ticaretimi yaparım. Topluma bunu hazırlıyor burjuva. Aydınlanma da topluma bunu hazırlıyor. Bu kadar. Tabii, Zeynep sen de söylemek istersin. Sorumu tek sorayım mı yoksa ya, Batuhan'ın üzerinden tekrar. Mi? Batuhan söyledi aslında toplumsal yanını. Ben biraz daha bireysel olarak değinebilirim. Bireysel, bilimsel ya da felsefi alandaki etkilerine aydınlanmanın bahsedebilirsin. Batuhan evet ya yani toplum olarak öyle, toplumsal olarak da ele alabiliriz. Biraz da bireysel olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Bireysel olarak düşündüğümüzde kişi şöyle düşünüyor. Bu bütün yüzyıllar için olabilir. Ama ben bunu toplumdan bir tık ayırıp tamamen bireyselliğe vurup söyleyeceğim söylediklerimi. Dogmalar ve kurallar bize aslında ayak bağı oluyor. Ve benim aydınlanmacı bir eğitim almam gerekiyor. Bunun için aslında aydınlanmacı eğitim deyince aklımıza hem biyoloji gelebilir, coğrafya gelebilir, tarih alanı olabilir. Her alanda benim bir sorgulama yapmam gerekiyor. Her tarz bilgi edinmem gerekiyor. Bilgi edinip sorgulamam gerekiyor. Ve bunun için de özgürlük gerekiyor. Aslında çoğu yerde değinmedik ama aydınlanmanın kilit noktası da biraz da düşünce özgürlüğü bence.
Ki öyle de zaten. Aydınlanma için özgürlükten başka bir şey gerekir mi? Bence gerekmez ve bu özgürlük en zararsız özgürlük diye söyleyebilirim bunu. Aydınlanma için bizim öncelikle özgür olmamız lazım ve düşünce özgürlüğü de bunlardan biri. Bitti mi? Tamam. Evet. Ben şey sorayım o zaman, özgürlükten bahsettim. Evet. Benim çok dikkatimi çekti orada. Özgürlük mü aydınlanmayı doğuruyor yoksa aydınlanma mı özgürlüğü doğuruyor? Şöyle, şunu söyleyeyim o zaman. Ya da çift taraflı mıdır? Aslında evet, birbiri çift yönlü bir ilişkisi var. O ilk çıktığı noktada özgür olmadıkları için. Evet. Bence biraz şeyden bahsedebiliriz. Biraz hem özgür olmadıkları için aydınlanmak istiyorlar. Sonra da özgür oldukları için de aydınlanmak istiyorlar. Aslında çift yönlü bir ilişki var. İyi bir yere parmak bastım. Evet evet, orada haklısın zaten. En başta özgürleşme isteği olan toplumsal sınıflar bunu öncülük edebiliyor. Bunu finanse edebiliyor. Evet. Orada da yine buradaki düşünürler var. Aydın daha ilerici düşünceye sahip olan filozoflar ve düşünce adamları var. Bunlar aslında biraz daha özgürleşip aydınlanma hareketini hazırlıyorlar. Evet. Aydınlanma hareket tabii ki böyle bilimsel aşıktan doğuyor. Artık hani toplumsal olarak bahsedebilirsek biraz daha toplumun uçurma, çürümeye yöneldiği durumda da değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Çünkü diğer taraftan hani illaki ya burada bir kar ilişkisi oluyor. O toplumsal katmanya da toplumsal sınıf bir şey kazanmak istiyor. Bir şeyin üzerine çıkmak istiyor. Aslında aydınlanma düşüncesini hazırlayan burjuva sınıfıydı. Feodaliteyi, onun dogmatik düşüncesinin, ruhban sınıfının karşısındaydı aslında. Bunlar ve bunu onların destekledikleri filozoflar, onların finansmanıyla eğitimden geçen filozoflar aslında biraz daha özgürleşme isteğiyle bunu hazırlıyorlar. Tabii farklı etkenleri de vardı. Ama nihayetinde aydınlanma da bilimsel dönüşümü sağladığı için, toplumsal dinamikleri olduğu için ve aynı zamanda dogmaları da yok ettiği için toplumsal bir özgürleşmeyi de sağlayabiliyor. Dediğiniz gibi biraz daha çift yönlü ilerleyişi var. Evet ve bu özgürlük şöyle değerlendiriliyor. Özgürlüklerin en zararsız olanı, yani çünkü akıl her yönüyle ve her bakımdan bu aklı çekinmeden kitlenin önünde apaçık bir şekilde kullanma özgürlüğü. Ben şu şekilde düşünebilirim. Tembellik veya korkaklık yapmayacağım. Kendim aklımı özgürce kitlenin önünde de, toplumun önünde de, hem özel alanda hem kamusal alanda rahatça kullanabilmek aslında. Parola bu şekilde, aklını kendin kullanma cesaretini göster. Kendinden aslında topluma da evriliyor. Kendin kullanma cesaretini gösterdiğinde diğerlerini de etkileyebilirsin ve açtığın yolda diğerlerine de bir gösterici olabilirsin. Özgürlük kilit bir nokta. Ya zaten aydınlanmak için özgür olmak gerekiyor. Yavaş yavaş sona doğru geçiyoruz. Benim birkaç sorum var. Madem hani konumuz özgürlüğe ve toplumsal değişime evriliyor, o zaman şey diyebiliriz. Mevcut siyasi düzlemde aydınlanma nasıl temsil edilmelidir ya da edilebiliyor mu? Çünkü şey diye diyoruz ya, aydınlanma özgürleşmeyi doğurdu ama biz özgür düşünebiliyor muyuz mesela? Ya da toplumlar özgürleşebilmiş mi? Bilim yayılabilmiş mi? Teknoloji yayılabilmiş mi? Aydınlanmanın biz faydalarından yararlanabilmiş miyiz? Bence oradan girdiler yapabiliriz. Öncelikle sen başlamak istersen Batuhan. O zaman pratik düzlemden ilerlemek lazım. İdealist bakarak topluma bir yargıda bulunamıyoruz. Şöyle diyeyim. Mesela ülkemizde kişiler sokakta kendi düşüncesine göre yaşarken tabii bu yasalar karşısında sınırlandırılabilir, özgür bırakılabilir. Bu yasalar uygulanırken kişi mesela dışarıdan saldırıya uğruyor mu? Şey oluyor mu, toplumda bireyler düşünüyor, geliştiriyor ve ülkemizde şeye göre, Avrupa'ya göre geriden takip ediyoruz. Mesela şu an Avrupa'nın yaşadığı aydınlanmanın bir kısmını yaşıyoruz biz de, tamamlayacağız herhalde. Farklı bir evreye giriyoruz. Şimdi bu evrede dogma bize saldırıyor mu? Saldırıyor. Peki toplum buna karşılık veriyor mu? Aydınlanmanın elinde şu an sınıf düzleminde burjuva bizim ülkemizde aydınlanmayı temsil etmiyor. Aydınlanmayı eline almıyor. Aydınlanma artık burjuvanın değil, başka bir emekçi sınıfın kendi şeyinde ellerinde büyümeye çalışıyor. O yüzden burada çok ilginç bir durum var çünkü. Avrupa için baktığımızda burjuva din devletini yok etmeye çalışıyordu.
Ama burada burjuva din devletini korumaya çalışıyor. Bence şöyle düşünebiliriz. Kendi hayatımızdan da örnek vereceksek, yaşadığımız topluma da baktığımızda ilk önce şu soruyu soralım. Biz aklımızı her yönüyle ve çekinmeden bir kitlenin önünde rahat bir şekilde kullanabiliyor muyuz? Kullandığımız zaman evet özgürüz. Ama kullanamıyorsak aslında biz başkasının düşüncelerinden, başkasının fikirlerinden yola çıkıyorsak, başkası bize kılavuzluk ediyorsa o zaman özgür bir şekilde savunmuyoruz aslında. Kendi hayatımızdan da örnek vermek gerekirse bence şu şekilde düşünelim. Kitlenin önünde kullanabiliyorum ben aklımı hem özel alanda hem kamusal alanda. O zaman aydınlanma evet özgürlük için bize yol açıyor. Ama kullanamıyorsam aydınlanma özgürlük için bize yol açmıyor.